Şaban-ı Şerif ayı. Bu mübarek aylardan Recep-i Şerif ayını ve gaib ve miraç geceleri beraber geride bıraktık. Takvim sırasına göre Recep-i Şerif'i mütakip, müşerref olduğumuz Hicri ayların 8.'si olan Şaban-ı Şerif ayı da mutevasında pek çok fazileti barındıran müstesna bir aydır. Bir mübarek ayın adına, kökeni ve tarihi açısından bakıldığında Araplar tarafından İslamiyet'ten evvelde mukaddes sayılan bir ay olduğu bazı tarihi kesitlerde farklı şekillerde adlandırıldıktan sonra da artık Şaban şeklinde anılmaya başlandığı görülmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayı Şaban şeklinde anmayı tensip buyurduğu ve Hicri takvimin teşekkülüyle birlikte takvimdeki yerini de bu adla kaydolunup günümüze kadar bu şekilde intikal ettiği anlaşılmaktadır. Faziletlerini zikretme saadetinde müstakil bir bahis açacağımız bu mübarek ayda tarihi açıdan önem taşıyan pek çok hadise de gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hafsa radıyallahu anh validemiz de izdivacı Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dünyaya teşrifi ve Beni Mustalik gazvesi ve mübarek ayda vuku bulmuştur. Asr-ı Saadet devrinden sonra da yine pek çok önemli hadise bu mübarek aya tevafuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek ayın Ramazan-ı Şerif'e ulaşma açısından ehemmiyetine binaen Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır şeklinde dua etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sual edenlere Ramazan dışında en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğunu, Ramazan-ı tazim için Ramazan hürmetine Şaban'da tutulan oruçtur buyurarak beyan etmiştir. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır. Şaban-ı Şerif ayı amellerin arz mevsimidir. Şaban-ı Şerif ayını ehemmiyetli kılan en önemli hususlardan biri de amellerin arz ayı olmasıdır. Bu durum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. İnsanların değerini bilmedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir. Ben amellerimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum.